30 yıldır Londra'daki toplumumuzun düğün çekimlerini gerçekleştiren Hüseyin Çoban, bayrağı yavaş yavaş iki oğluna teslim ediyor. Bayrağı devralan Yalçın ve Mahmut kardeşler yeni nesil düğüncülüğün öncülüğünü yapıyorlar. Herkesin hayali olan kusursuz ve göz alıcı düğünleri ölümsüzleştiren iki kardeş, film tadında hazırladıkları o anları gelin ve damada yakın çevresiyle birlikte sinema salonunda izletiyorlar. Biz film hazırlıyoruz, filmler de sinemada izlenir diyen Yalçın Çoban, son teknoloji cihazlarla çalıştıklarını vurguluyor ve bundan sonrası için daha neler yapabiliriz, bunun için çalışıyoruz diyor. Suzi ve Güney Gültekin çiftinin düğününü biraz önce izledik. VIP sinema salonunda izledik. Çoban Video tarafından çekilen ve film gibi sunulan bu videoyu biraz önce izledik. İki farklı kültürün aslında düğününü izlemiş olduk. Çünkü şimdi parça parça ekranlarınıza getireceğiz bu düğünü. Kilisede başlıyor. Sonra düğün salonuna davul zurna eşliğinde giriyorsunuz. Hem Türk hem de Yunan kültüründen birçok farklı kesidi görmüş oluyoruz. Şimdi Suzi Hanım'a birazdan mikrofonu uzatacağım ama önce damada sormak istiyorum. Neler hissediyorsunuz onu sorayım. Heyecanlıyım aslında da gerçekten çok güzel düğün oldu. Yani şimdi tekrardan izlememiz de zaten aynı yani ikinci kez düğün yapmış gibi olduk. Ya gerçekten Çoban Wedding sağ olsun hani masal gibi bir düğün yaptılar bize. Gerçekten yani şimdi tekrar izlerken ister istemez yani bazı şeyleri daha iyi görebiliyorsun. Tabii evet. Düğünde kafa pek yerinde olmadığı için. Ama bayağı eğlenmişsiniz. Alkol sağ olsun. Yoksa alkolsüz biraz sıkıntılıydı, bayağı stresliydik. Birden işte giriş falan olduktan sonra yemek ilk dans derken birden artık öyle koptuk gittik yani. Saldık kendimizi. Ama ya gerçekten yani süper on numara yani beklediğimizin de üstünden bir düğün oldu yani. Şimdi çok güzel olmuş. Birazcık o günü anlatırsan şöyle neler yaşandı. Şimdi mesela özellikle Yunan kültüründen farklı dansların yaptığını gördüm. Ona özellikle hazırlanmış mıydın? Onun aslında pek şeyi yok yani asıl yöntemi yok. Onu yani artık nasıl sallarsan gibisinden. Zaten dansın ismi de yani sarhoş dansı Yunan çevrilişi. Hani nasıl sallarsan öyle gidiyor. Ki zaten onlar düğünü biraz erken başlıyor bize göre. Yani 8'de falan evde tören yapıyorlar. İşte 8'den 12'ye kadar evde bir özel törenleri falan oluyor. Oradan kiliseye, kiliseden işte öyle düğün salonuna falan geçtik. Ama yok, çalışılmış bir şey yok. Hepsi dediğim gibi. Alkolün etkisiyle olan şeyler. Alkolün etkisi olmasa diye. Yani yoksa zor. Şimdi birazcık istiyorsan önce bir kendini tanıtalım. Seni tanıyalım birazcık. Güney Gültekin, 25 yaşındayım. Göksun, Maraş. Doğma büyüme buradayız. 5 sene... Nasıl tanıştınız? 6 senedir birlikteyiz. Nasıl tanıştık? Güzel soru. Neyse ben cevaplamayayım onu. Maybe she can tell us. So how did you meet up? Oh God. No, I can't tell you. What? Online, Instagram. Oh, really? Yes. That's not romantic. Not romantic, sorry. Yeah. Yeme çıkardık. Ondan sonra beni de görünce tabii kız da yani yok diyemedi ondan sonra. Böyle devam etti işte 6 senedir böyle gidiyoruz. Buraya geldik işte 6 sene sonra. 6 sene oldu. 6,5 sene. 6,5 sene oldu evet. 2015'ten beri. 2015. Yes. 2015. Okay, so let me ask you, how are you feeling today? You watched the movie, like a love movie. Yeah, it was amazing. I have a lot of mixed emotions. At first I was very confused. I didn't really know what was going on. It was a big surprise. As I was watching it, it felt like I was reminiscing on my wedding day. It felt like I was a guest at my wedding. So it was amazing. It was very emotional as well. But yeah, it was, I can't imagine anything better. They've done such an amazing surprise for us. So I really appreciate it. Yeah, it was perfect. Perfect day. So would you like to say anything about two different culture in the same video? It started in the church and goes something different? Yeah, I mean, my father's side are from Turkey and I'm also Greek, so I'm very proud of a mixed culture. I think it's such a special thing and such an amazing thing for others to see. For me, I didn't have any difficulties. We didn't have any difficulties merging or two cultures becoming one. We all got on amazing. If you saw from the video, everyone had such a good time. I can't say anything. It was perfect. The culture didn't mean anything in this wedding. It was just love. Culture wasn't anything. It was just two people that were in love and families came and celebrated that. That's all that it was. Ya kesinlikle aynen katılıyorum kendisine. Yani biz zaten kültürlerimiz yani tamam yani değişik olsa bile çok yani hemen hemen aynı zaten. Yani yemeği olsun yani çoğu şeyler hemen hemen aynı. Yani çok arada pek fark yok.
Biz de cacık, onlar da zaziki. So, yani o yüzden pek fark yok arada. Ama yani dedim ya, gerçekten aileler falan, yani bizim aile de mesela aynı şekilde çok açık, ellerine sarıldılar kendisine. Evet. Hani ben bizim taraftan da çok seven var kendisi. Aynı şekilde benim onun tarafında da beni seven çok. Yani bilmiyorum, biz hani öyle... Mesela başta... evde ne yemek pişiriyor mesela sizin için? Ne benziyor? Ya, ve... Dün karnı yarık yaptı. Evet, dün karnı yarık yaptı. Yarın mantık. Yo, Allah, yani gerçekten ev yemeklerini, yani bizim kültürden yani süper yemekler yapıyor. Ya yemek konusunda sıkıntı yok yani, olsa sıkıntı olurdu çünkü yemeğe düşkün bir insanım. O yüzden ister istemez yani şans dayanım da, o yüzden yemeği gerçekten iyi yapıyor. Öyle mi? Aynen öyle. I'm a good cook. Really? He tells me, but no one else. No, I'm joking. No, I enjoy it. I enjoy it. Yeah. So did you learn anything Turkish? What, cuisine? Cuisine, yeah, food. I have to. He's got so many preferences that I have to. Oh no, I don't know the names. He said it. He said it for you. What's the dessert? Ah, gulaç. Gulaç. Yeah, he likes it. Gulaç bile yaptı. Allah var yaptı, güzel de yaptı yani. Ya yapıyor ya. İstedik. Sonuçta internetten baktıktan sonra hepsini yapabiliyorsun. Thank God for Google. Thank you Google. Yeah. Okay. Öyle. Thank you very much, guy. And congratulations again. Thank you very much. Buradan çobana tekrardan teşekkür edelim. Yani gerçekten on numara düğün yaptılar. Bize zaten 30 yıldır yaptıkları iş. Evet. Yani amcamgil, dayımgilimle düğünün yapmışlıkları var. O yüzden yani kesinlikle %100. Yani belki fiyat branş yapabilir ama hiç düşünmesinler. %100 çobandan şaşmasınlar. Yes, thank you so much to all of you. It was amazing. Thank you and çoban of course. Yeah, thank you. Tuba ve Serdal çifti yanımızda. Kendileri 22 yıl önce evlenmişler. Çoban Video tarafından düğünleri çekilmiş. İki tane de oğulları, değil mi? Bizlerle birlikte. Şimdi o günden bugüne neler değişmiş Tuba Hanım, size soralım. Biraz önce izlediniz, film gibi bir düğündü. 22 yıl önce çektiklerinde nasıldı? Bizim düğünümüz daha güzeldi. Yani tabii ki teknoloji olarak şimdiki çağımızda ve özellikle gençler daha güzel şeyler başarıyorlar ama evet, Çoban abi de sağ olsun bizim düğünümüzle de çok güzel ilgilendi. Biz çok eğlendik. Çok güzel, yani evet. Çok muhteşem bir düğündü. Gördüğünüz gibi hala buradayız ve hala Çoban ve video çekimine devam ediyor. Ve çok mutluyuz. Çok güzel bir düğündü. Ama o günden bugüne birçok şey değişmiş değil mi? Şimdi gelinle damat da artık böyle farklı şeyler talep ediyorlar. Evet. Bu tarz videolarda artık, yani biraz önce tabii sinema salonunda izlememizin vermiş olduğu bir keyifle de belki de bize film gibi geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzeldi. Evet, film gibi. Yani onu izlerken insan kendi düğününü göz önüne getiriyor ve çok harika şeydi. Biz çok duygulandık. Evet, çok güzeldik. Yani eski günler tabii daha güzeldi. O zamanki coşku falan daha iyiydi. Şimdiki dediğim teknoloji ve bugünün şeyleri daha farklı. Ama bizim düğünlerimizde biraz daha heyecan, daha şey vardı ve Çoban video sağ olsun bize her şeyi orada çok iyi yansıttı. Evet. Şimdi iki farklı kültürün birleşimini de gördük biraz önceki düğün. Evet. Aslında Suzi bize farklı kültür olarak gelmiyor. Sanki bizden biriymiş gibi zaten. Biz onu çok seviyoruz. O yüzden hani çok sıcak olduğu için belki de daha çabuk kabullendik ama bize farklı gelmiyor açıkçası. Yani. Bizden biriymiş gibi. Evet. Çocukları da büyütmüşsünüz abi. Bir 22 yıl sonra şimdi bu düğün tazeleme zamanı geldi mi acaba? Düşünmek lazım aslında. Gelmiştir yani. Bir çoban videoyla tekrar bir konuşmam lazım. Çiçeği kapmak için. Tabii ama kapamadı maalesef. Gördüğünüz gibi en sonunda bırakmadılar. Yoksa bir düğün daha tazelecektik ama olmadı. Kısmet artık. Çiçekle olmaz canım ama Tuğba Hanım'la artık bir, değil mi? Tazelemek gerekiyor mu Tuğba Hanım? Siz ne diyorsunuz? Özellikle bu videoyu izledikten sonra. Yani şimdikini izledikten sonra biraz önceki yaptığım espriyi yapmak istiyorum. Kaba olmasın ama ben bedavaya gitmişim. Değil mi? Evet. Yani şimdiki gelinler daha çok istekleri daha çok ve nedense karşılanabiliyor da. Bu da bir şey. Evet, aynen. Aynen. Sağlık olsun. Biz çok mutluyuz. Evet. Mutluluğunuz daim olsun efendim. Çok teşekkürler. Biz, çok teşekkür ederim. Şimdi yanımızda Çoban Video'nun kurucusu Hüseyin Çoban bizlerle birlikte. Şimdi Hüseyin Bey, biraz önce ekranlara getirdik. 22 yıl önce düğünlerini çekmişsiniz. Büyük oğulları var. Biraz önce yine VIP sinema salonunda film gibi bir düğün izledik. Şimdi hem teknolojiyi takip ediyorsunuz hem de uzun yıllardır bu sektördesiniz. Öncelikle sizin duygularınızı alalım.
Valla bizim zamanımızda teknoloji gerçekten çok geri, çok yani ilkel durumlarda çalışıyorduk. Şu anda bir de çocukların bu konuda eğitim alması, iki oğlumun da bu konuda gönül olması, bu işe gönül vermeleri bizi bu duruma getirdi. 22 yıl önce veya ben bu işi 30 yıldan, yani yaklaşık 30 yıl yakınında yapıyorum. Çok çok düğünler yaptım hani veya o teknolojinin olmadığı dönemlerde çok zorluklar. İşte bugünkü duruma kaçırdığım zaman gerçekten gurur verici. Çocukların bu konuda gerçekten sinema. Hani sinemalı hiç, yani siz de şahit oldunuz, bu işi gördünüz. Yani sinema perdesi gibi film çıkarmışlar. Emeklerine sağlık. Ben onlara gurur duyuyorum. Ben onlara verdiğim bayrağı teslim oldular ama beni mahcup etmediler. Ben sonuna kadar onun arkasındayım. Zaten çalışıyorum ama anahtar onlarda. Ben onun arkasına destek olacağım. Değil mi? Evet. Şimdi baktığınız zaman 30 yıldır bu sektördesiniz ve Londra'dasınız. Toplumun aslında her aşamasını görmüş durumdasınız diye tahmin ediyorum, değil mi? Şimdi 22 yıllık bir örnek vardı ama 30 yıla baktığımız zaman belki de artık çocukların düğünlerine gidiyorsunuz. Tabii çocuğum, ben mesela düğün yaptığım adamın çocuğunun düğünü yaptım, sünnetini yaptım. Şu anda çocukların düğünü yapıyorum. Hani neredeyse torunların düğünü yapacak duruma geldik. 30 yıl bir yarı master bir zamandır. Ama yani şunu da iyi biliyorum. Toplumda gerçekten yani zor günlerimiz, kötü günlerimizi geride bıraktık. Toplum teknolojiye alıştı, gerçekten alıştı. Şey gördün, daha önce böyle bir şeyi çekmek yani bir şeydi, yani hiç hayal bile değil. Ben hayal edemiyordum böyle bir teknolojiyle, hele böyle bir iki oğlumun bu durumda bu duruma geleceğini. Gerçekten gurur verici ve siz de buna şahit oldunuz. Gerçekten mükemmeldi. Onların başarılarını devamını dilerim. Sizi tebrik ederiz efendim. Teşekkürler, çok sağ ol. Sizin de emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Şimdi o bayrağı teslim alan iki genç kardeş Yalçın ve Mahmut Çoban bizlerle birlikte efendim. Şimdi Yalçın, seninle başlayalım. Çünkü biraz önce babanla yaptığımız röportajda baban dedi ki 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Şimdi biraz önce de çok güzel iki farklı kültürü birleştiren bir düğünü izledik. Film gibi yapmışsınız. Elinize emeğinize sağlık öncelikle. O düğünle ilgili konuşacağız ama önce ben yeni nesil düğüncülüğü konuşmak istiyorum sizinle. Özellikle sen herhalde babanla bu işe başladığında daha ne kadar, bayağı küçük mü? 7 yaşındaydım ya. 7 yaşında babam eski zamanlarda böyle kablo olurdu. Evet. Böyle bir sen rahat bir şekilde LED lambalarla çekiyorsun. O zaman böyle bizim Red Hat dediğimiz kırmızı böyle lambalar vardı. Onu da elektriğe takıyordu. Çocuklar sürekli gelin damat girerken tam o anı seçerlerdi. Böyle kabloyu pat diye çekerlerdi. Işık değil. Eskiden batarya bile doğru düzgün yoktu. Kamera hepsi kabloya bağlıydı. Babam derdi ki Yalçın, dur onun başında. Ben de orada tabii ki çocuk, uykum geliyor. Kenara gidiyorum böyle. Arada bir unutuyorum. Pat diye giderdim. Aman. Peş peşine koşup geri takınca, o kamera geri başlayıncaya kadar gelin damat dönüyor böyle davul zurna falan. Evet. Yani güzel bir andı. Şimdi tabii o bir de düğünler değişti mi peki o kadar süre zarfında? Ya eskiden düğünler herhangi bizim insanların bulduğu yerde oluyordu. Mesela küçük böyle salonlarda olurdu. Ama şu an bizim gelen müşteriler güzel salonlarda çekiyor, güzel yerlerde hazırlanıyor. Tamamen farklı bir his geliyor. Yani düğün daha güzel böyle, daha böyle coşkun demeyeyim de daha böyle... İçten mi? Yani insanlar böyle, mesela bugünkü izlediğimiz düğün. Evet. Bir taraf gelin tarafı Yunanistan, evet. Bizim damat tarafı Türkiye'den gelme. Ama o kadar böyle mutluydular ki. O yüzden dedim bu düğünü kullanalım, bu evet. Düğünü böyle ilk paylaşalım. Çünkü kendiniz görmüşsünüzdür. Gelinle damadın o an gülmeleri, ailelerin evet. Birbirlerini sevilmeleri, birbirlerini sevmeleri böyle o kadar güzel bir his verdi ki bana. Dedim ki ya bunu ben büyük bir ekranda görmem lazım. Kesinlikle. Ama bizim de sana dediğim gibi, babamın sana anlattığı gibi gerçekten film çektiğimizi söylüyoruz. İnsanlar düğün deyip de pat diye geçiyor ama gerçekten biz film çektiğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle. Filmi de insanlar nerede çeker? Nerede izlerler filmi? Sinemada. O insanların o arada bir böyle dönüp bakıyordum da kendilerini öyle ekranda görmek tabii ki insanlara farklı bir his veriyor. Onu da biz bugün verebildiğimiz için çok mutluyum yani. Şimdi siz bu bayrağı teslim aldınız, artık yeni nesil düğüncülüğe gitti. Yani siz diyorsunuz ki artık hem teknolojinin tamamını kullanıyoruz hem de bu yapmış olduğumuz düğünleri gelin ve damada ve onun eşine dostuna sinemada izletiyoruz mu? Bundan sonra böyle mi devam edecek Çoban Video? Yani bize gelen müşterilerimize böyle bir imkan vereceğiz. Ama yani insanların böyle bir şeyi küçümsememesi lazım. Bazıları der ya niye böyle yapıyorlar? Bizim tabii ki kopya çekecek arkadaşlar olurlar. Kesin izliyorlardır, merhaba. derler ya nedir, adam filmi sinemaya koymuş ama biz de yaparız. Ama onu düşünmek var. Değil mi? Her zaman ileride olmak, sürekli bizim için önemli olan ben değilim. Benim için benim o gelen müşterimi ben nasıl onları daha mutlu edebilirim? Nasıl onlara daha yeni bir şeyler, hayatlarına nasıl bir katkı? Yani
burada insanlar bu fikir değil. Orada oturup o sinemayı izlerken diyecekler ki wow, gerçekten ben buradayım. Ben buyum. Çünkü ne zaman böyle bir şey olacak senin hayatında? İlk defa bir kere oluyor. Biz bile izlerken wow dedik yani. Gerçekten film gibi olmuş. Şimdi biraz da Mahmut'a söz verelim değil mi? Mahmut, sen neler söyleyeceksin? Sen başladığında kaç yaşındaydın? Ben biraz daha geç başladım. Çünkü en küçüğü benim. Ben biraz işten kaçıyordum. Ben 15 yaşında başladım. Düğünleri kendi başıma çekiyordum. Okul üniformayla çekiyordum. Her zaman soruyordum, baban ne zaman geliyor? Geldi, gelecek. O zamana kadar düğün bitiyordu. İşte o zamandan teslim alıyordun yani. O zamandan beri güveniyordular bana. Ondan sonra işte üniversiteye nasıl yine geldim abimle. İşte bu seviyeye getirdik. Ama şimdi siz abi kardeş hep farklı şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi takip ediyorum, görüyorum. Özellikle stüdyonuzu mesela farklı çevirdiniz, bir şeyler yapıyorsunuz değil mi? Yani güzel şeyler yapıyorsunuz. Olduğunuz yerde kalmayı sevmiyorsunuz. Canın mı sıkılıyor? Babama sorursan diyor ki oğlum sizin yine canınız mı sıkıldı? Çünkü ben bir şey yapınca bazı kişiler mesela bir şey öğrenir. O şeyi hayat boyunca yaparlar değil mi? Ya ben onu öğrenmek benim için, aslında o çabalamak benim hoşuma gidiyor. O yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şey yapmak, aslında o benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir şey mesela biz şimdi yaptık ya, sen diyorsun bunları müşterilerinize sunacak mısınız? Evet. Tabii ki sunacağız ama biz şu an düşünüyoruz ki ya biz ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Farklı olsun, çünkü düşünürsen düğün nedir bizim için? 6 saat halay çekiyorlar. Ama biz nasıl farklı yapabiliriz? Bir de nasıl daha iyi eğlenebilirler? Bir de nasıl anlatayım? Şimdi 6 saat halay çekiyorlar ama şimdi Londra'da yaşıyoruz değil mi? Yeah. Birçok farklı kültürden düğün de çekmişsinizdir. Tabii. Bizim müşteri toplumumuz sadece bizim Türkiye'den gelen toplum değil. Bugün mesela bizim normalde bu ara bizim elimizde olan düğünler bir tarafı Türkiye'den gelen, bir tarafı başka bir yerden. Hindistan, Yunanistan, bir sürü farklı farklı yerlerden, Fransa bile var bir tane. Toplum iç içe giriyor, birleşim değil mi? Farklı kültürler birleşiyor. Düğünler öyle bir böyle güzel geçiyor ki. Ya insanların o an birbirlerine bakıyorlar mesela, doğru yapıyor mu? Gelin tarafı damat tarafına bakıyor, biz bunu nasıl yapıyoruz diye. Geçen bir tane vardı, damat İngiliz, gelin Türkiye'li. Gelinin, damadın babası Türkçe öğrenmiş, bir böyle kızı evden istiyor. Türkçe istiyor. Yani öyle bir güzel bir şey olabilir mi? Adam o kadar düşünmüş, bunu yapmış yani. Yani bunları biz duyunca, o an bizim görünce bile bizim ağzımız böyle açık böyle kalıyor. Diyorum ki ya helal olsun. Tamamen değişiyor. Tabii ki bizim böyle İngiliz düğünlerimiz var, farklı düğünler, ama bizim kendi toplumumuza katacağımız en güzel şey budur bildiğim kadarıyla.